Arkadaşlar 130 yıl kadar önce ailesi oturmak üzere burayı yaptırıyor. Fakat bu görselde sunacağım gibi bir yangın geçirmiştir burası. 2004 yılı gibi yakın bir zamanda 4 katlı yapı 2 katlı bir harabeye gidiyor yangından sonra. Bu görüntüdeyken biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni kamulaştırıyoruz. 2009 ve 2013 yıllarını kapsayan bir onarım gerçekleşiyor burada. 2013 yılından beri ücretsiz gezmekteyiz burayı. Şu orijinal bir parça. Yani yangın ve eskimişlik izleri üzerinde özellikle bırakılan 130 yıllık ahşap bir kesim. Diğerleri de fotoğraflara bakılarak tamamlanan bölümler. Bu duvar da aynı şekilde orijinal bir duvar bloğu olmuş. Özellikle ayakta tutulmuş. Desenlerde o günkü kök böyle olan bir duvar bloğu. Onarımdan sonra yaptığımız kısmı karşılaştırabilirsiniz. Yani eski ve yeni hali şeklinde. Bu detayların hepsi elde çizilir. Buna kalem işi diyoruz. Tavanlar da hepsi tek tek el boyaması. Buyurun gezmeye başlayalım. Bunlar bakın orijinal yerleri. Şunlar tüm onarımda açık renk var. Orijinalleri koyu renk olan iç kısmıyla İtalya yerleri. Konağın içindeki duvara böyle Mars'ı yapıyoruz. Şahitli olarak çıkmış da bakabilirsiniz. Üzerlerinde bir şehrin bir fabrikada adı yazar. Esasen burası paşanın tapulu mülküdür. Yani göreve gelir iki tane kızı ve eşiyle oturmak için yaptırır ama dört kişilik bir aileye göre biraz büyük bir konut. 22 tane oda var toplamda burada. O yüzden bu tarz evin içinde ofis odaları düşünülmüş. Yani esasında ailesiyle yaşadığı konutun içindeki bir kabul odasındayız. Yoksa duvarları beyaz, bizim evlerimiz gibi küçük odalar burada daha fazla sayıda var. Biz oraları müzeye dahil etmedik, ihtiyaç alanlarına ayırdık. Böyle daha işlemeli yerleri ziyarete açtık. Buraya geri dönersek nispeten ev odalarına göre biraz daha geniş. Ekstra desenler, manzara resimleri ya da sarı parlak işlemelerin bakın çok sık olduğunu görürüz ki bunlar altın varak dediğimiz gerçek altın tozu karışımı işlemelerdir. Eşyaları antikacılardan derledik. Halılar da herekalısı. Bizim meşhur marka değerimiz. Milli saraylara bağlı şu anda hereke. Teknik anlamda da bakarsak bakın hiçbir duvarda bir priz yok. Bir lamba anahtarı, bir internet çıkışı ne yaptık biz? Bu elektrikle ilgili malzemeleri şöyle yerin altından geçirdik şu kutuların içerisinden. Her odada bu kutulardan başlıyor, sandalyenin altında da var. Çünkü ilk yapıldığında elektrik yoktu. 1890 yılından bahsediyoruz. Hiçbir yerde yok zaten o zaman. Amacımız ziyaretçileri konağın ilk gününe götürmek mümkün olduğunca. O yüzden farklılıkları gizlemeyi tercih ettik. Isıtma sistemi de kapının sağında solunda var. Ahşap rengine yakın alacak petekler yaptırıldı. Şu anda doğalgazla çalışıyor. O dönemde olmadığı için böyle buna özel yaptırılan bir petek sistemi. Son olarak da bir yeri belgeleyemezsek bir şey çizmiyoruz. Bakın dört çerçeve var. Bir tanesi boş. Aslında orada da bir manzara resmi olduğunu düşünüyoruz ama belgeleyemedik. Yani oraya dair en eski fotoğrafta bile tavanla ilgili oranın oturanlar tarafından tahrip edilmiş hali var. Böyle kısımlarla ilgili rastgele bir şey çizmiyoruz. Bunlar küçük boşluklar şeklinde kalıyor. Geri kalan her yer eski haline birebir çevrilmiş. Bağlı kapıların kapalı olduğunu görüyoruz. Yüzeye dahil etmedik dedim ama ne için bu ihtiyaç alanları dersek ofis odalarımız, dört odalar, termos, lavabo, mutfak, kamera sisteminde olduğu yerler, kombi odası falan görmeyeceğiz. Dışarıdan çok görünmez, böyle bir buçukuncu kat niteliğindedir. O dönemde bayan hizmetler burada yatmak için kalıyor. 5 tane küçük oda var. Şu anda ise karşı taraf mescit, diğer taraflar depo ve lavabo. Gelmişken tek açık olan kısımdan bakalım isterseniz. O dönemki bayan hizmetli katının en büyük odası gözüyle oraya bir bakabilirsiniz. Diğer odalarda da galoş kutuları vesaire vardı. Dediğim gibi ihtiyaç alanları olduğu için kilitli. Şimdi en güzel katı çıkacağız. Devam edelim. Sonuçta. Osmanlı dönemi bu tarz konaklarda gördüğümüz bir cihan yumağı katı.
Yani dünyayı seyretmek, cihanı izlemek anlamına gelen bir seyir katının oluşturulmuş olduğunu görüyoruz. İsmiyle de uygun bir manzara sunuyor. Bakın bu taraf batıyor, İstanbul tarafı. İşte Tüpraş Rafinerisi, Osman Gazi Köprüsü'ne doğru bir körfez manzarası var. Bu tarafta doğu yönü, Sakarya tarafı, yine dağ eteklerine kadar yerleşim olan her yeri görüyoruz. Yani şehre oldukça hakimiz hala. Bir seyir katı niteliği hala taşıyor burası. Son olarak da burada bazen dizi, film, konser gibi etkinlikler oldu. Yani en son etkinlik konserdi. Bahçede 350 kişilik bir piyano konseri. Ama bunlar bizim için standartın dışındaki durumlar. Normal işleyişimiz şu an yaptığımız şey. Yani rehberleşme, ücretsiz gezmek. O tarz bir şey olursa 5'ten sonra ziyaretçi akışına kapattıktan sonra değerlendiriyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Burada bir iki fotoğraf daha çekebilirsiniz isterseniz. Bunu bir yerine gitmiş oldu. Ben burada bekliyorum. Ondan sonra beraber gidelim. Teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Bu civarlarda tarihi yapılar var. Gezmek isterseniz yine değerlendirebilirsiniz. Bir alt sokakta Atatürk ana evi. Az aşağıda Redif Müzesi. Yanında da Av Köşkü var. Orijinal adı Kasrüs Mavi. Sultan Abdülaziz Av Köşkü. Oradan daha aşağı doğru düşünürsek Trianon'un yanında Arkeoloji Müzesi. Sega Park tarafına doğru Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi gibi yine müzeler var. Gemi oluyor. Tabii. Ona girebiliyoruz. Gayret Gemi Müzesi. Aynen. Gezebilirsiniz orayı da. Orası da askeri yönetimde geziliyor. Randevuydu en son. Bir gidebilirsiniz oraya. Hatta ondan sonra da yürümek de istemezseniz ama biraz soğuk. Tramvayla şeye geçebilirsiniz. Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'ne ücretsiz geziliyor. Bu şey böyle sanırım.